Bugün de kalsaydın Gül. Böyle her şeyi düğüm düğüm bırakıp gitmek iyi değildir. Aman bırak dağınık kalsın Piraye'cim. Onlar iyi olsunlar da önemli değil. Hem İstanbul'da çözülecek daha önemli düğümler var. Hay Allah. Tam da bir arkadaş buldum derken. Gider gitmez yeni bir hayat kuracağım. Sen de bana ziyarete geleceksin, tamam mı? Tamam. Her attığın adımı 3 kez düşüneceksin ama söz ver. Yarım kere bile düşünmeyeceğim. Abla nereye? Havaalanına. Gel abla, bugün gitme. Bagajda mı çanta? Hayır çocuklar, gitmem lazım, izin verin. Olmaz abla, böyle gidemezsin. Bak, dün olanları aldırmam. Bizimkiler de çok üzgün. Anlayış göstermen lazım. Kimseye kızgın değilim çocuklar. İstanbul'da yapmam gereken şeyler var. O yapacaklarını da konuşsak iyi olacak abla. Bak, eve gitmek istemiyorsan otele gideriz. Ama bugünü bizimle geçireceksin. Sağ ol. Ciddi bir şey olsaydı sana söylemeyi bırak biz anında ilişkimizi keserdik Gül abla. İş gerginliği, baskı, kızın fırsatçılığı derken abuk subuk bir şey olmuş işte. Sonrasında işleri yoluna sokmak için o kadar kararlıydı ki sana söylemektense, ortalığı karıştırmaktansa beklemeyi tercih ettik. Böyle bir konuda benim yerime nasıl karar verirsiniz? Ablacığım, senin vereceğin tek karar ayrılmak olacaktı. Ama böyle ilişkinizi düzeltme şansınız olacaktı. Hay benim pırtı çenem ya. Can ne kadar çabalarsa çabalasın aramızdaki o duvar aşılamadı. O artık başka bir insan oldu çocuklar. Bunun başka bir kadınla falan ilgisi yok. Acımasız, soğuk, sert bir insan oldu. Dünyaya bakışı ve felsefesi değişti. Birilerine yaptığı numaraları haz alarak anlatır oldu. Üstelik kendini çok başarılı bularak. Yani onun benimle ilişkisini yürütmesinin tek nedeni bu konuda başarısız olmak istememesi. Yoksa aşkı falan değil. Sadece işleri yüzüne gözüne bulaştırdığı konuşulmasın diye evliliğine sarıldı. Bu çok acımasız bir yargı Gül abla. Bence onu dinlemelisin. Bırak Allah aşkına Seymen. Bu noktadan sonra dinlenecek ne var? Ben ne demek istediğini anlıyorum abla. Hakikaten değmezmiş o zaman. Boş ver. Ya bir de adamı dinleyin. Ne oluyorsunuz böyle paldır küldür? Dinleyeceğim tabii. Ama bu kararımı değiştirmeyecek. Bu ancak yıllar sonra öfkem geçtiğinde konuya uzaktan bakarken işine yarayabilir insanın. Şu anda neden yaptığını merak etmiyorum. Bana uçağı kaçırttınız. Şimdi bir oda ayarlayayım bakalım. Beni de rahat bırakın. Biraz yalnız kalıp kafamı toplamak istiyorum. Eve gideriz, orada dinlenirsin. Üzerime gelme Seymen. Şu anda bir de sizinkilerle karşılaşmak istemiyorum. Onların kabalığı da yenilir yutulur gibi değil ama. Niyetleri kötü değil abla. Sümbül anneyi bilirsin. Ne diyorsun sen kızım? 7'den 70'e atmaca gibi hepsi. Sen ol, sahiden ayrılmaya falan kalkma. Çocuğunu bir daha asla göremezsin. Ben de ondan iyi geçiniyorum zaten Seymen'le. Siz birbirinizi gerçekten çok seviyorsunuz. Sakın abuk subuk nedenlerle birbirinize sırt çevirmeyin çocuklar. Her şey düzelecek Gül abla. Aklı varsa Can seni bırakmaz. Artık elinden bir şey gelmez Seymen'cim. Hadi ben yukarı çıkayım. Ay nasıl içtik gece anlatamam. 24 saat uyumak istiyorum. Gel ben seni çıkartayım. Görüşürüz abla. Bebeğim. Ben uyanınca seni ararım. Tamam.